Kendi kendinizin sınırı sizsiniz. Bunun üstüne çıkın diye güzel bir söze merhabalar sevgili gençler. Bugün sizlere Acil Matematik 11. sınıf soru bankasının 5. ünite testini, analitik geometri ile ilgili 5. ünite testini çözeceğim. Arkadaşlar birinci soruyla başlıyorum. Her seferinde söylediğim gibi gençler ben OBS sistemini kullanıyorum. OBS'de bu en üst satırı almıyor. O yüzden ben oraları size söyleyeceğim. Bir de artık kalem biliyorsunuz kaleme de geçtim. Yeni bir kalem uygulaması kullanmaya başladım. Bunun için de bana öneride bulunan arkadaşınıza tekrardan teşekkür etmek istiyorum buradan. Neyse diyor ki bana aşağıda dik koordinat düzleminde OAB dik üçgeni verilmiştir. Neymiş yavrucuğum? OAB dik üçgenmiş. Bakın şekle bakıyorum. OAB gerçekten de bir dik üçgen. Baktığım zaman şurayı 5 vermiş, burayı 2 vermiş, şunları da eşit vermiş. O zaman ben şunları hemen bir harflendirme yapayım. Küçük a'ları yerleştirdim. Arkadaşlar burada da bu şekli bana matematikçe ifade etmiş. Bakın AK'ya 5 demiş, AL'ye 2 demiş. Şunların eşit olduğunu vermiş. Bir de şunun koordinatını 9'a 0 vermiş. Yani B'nin koordinatı 9'a 0'mış. Yani arkadaşlar OB'nin uzunluğu 9 birimmiş. Şimdi buna göre bana neyi soruyor bu arada? Şurada bir taralı alan var. Bakın sarıya boyalı olan yer var. OBLK'nın yani şu sarıya boyalı yerin alanını soruyor. Yavrum böyle ilk baktığında bunu bence hepiniz düşünürsünüz. Burada ne var? Büyük üçgenden o küçük üçgeni benim çıkarmam lazım. Önce bir aradığım şeyi bulayım. Yani şu bana sorduğu ne? Buna birinci aşama diyeyim. Alan OBLK'nın ne olduğunu bir bulalım beraberce. Bana sorduğu şey büyük üçgenin alanından küçük üçgenin alanını çıkardı. Değil mi? O bunu sormuştu. O zaman arkadaşlar bakın bir kenarı, büyük üçgenin bir kenarı A artı 5. Diğer kenarı ne sevgili arkadaşlar? A artı 2. Bunun yarısı benim büyük dik üçgenimin alanı. Şimdi küçük dik üçgene bakın. Şuraya bakın sevgili gençler. Bu nedir? 5 çarpı 2 bölü 2'dir. Şimdi sevgili arkadaşlar bunların hepsinin şeyleri aynı. Şeyleri derken yani paydaları aynı. Soru işareti eşittir diyorum. Paydaları aynıysa ortak paydada bir yazayım. Şu işlemi de şunları dağıtayım yani gençler. Tek tek dağıttığımı düşünün. Ne olacaktır? Bir a kare gelecektir. 5a, 2a var. Artı 7a olacaktır. Bir de artı 10 olacaktır. Ben bunları ortak paydada yazdıysam bir de burada ne vardı? Eksi 10 vardı. Sevgili arkadaşlar bu durumda şunlara bay bay dedim. Yani ben neyi arıyorum? Bakın aradığım şey a kare artı 7a bölü 2. Bu benim neyimmiş? Aradığım şeymiş. Bu kesin gelecek arkadaşlar. Artık bunu anlamış olmanız lazım. Soruları çözerken asla korkmayın. Her zaman sizin bildiğiniz şeylere soru dönüşecektir. Şimdi bunun kesin geleceğini bilerek korkmadan işlem yapmaya devam ediyorum. Bir de bu bir dik üçgense. Yani dik üçgeni görünce bizim aklımıza ne geliyor sevgili arkadaşlar? Hep bir Pisagor gelir. O zaman ben burada bir Pisagor'u uygularsam. Bakın şimdi hangi üçgene? AOB üçgeninde Pisagor uyguluyorum. Pisagor uygularsam 81 yani 9'un karesi 81 eşittir. Şunun karesi yani arkadaşlar 5 artı a'nın karesi sonra da bunun karesi. 9'un karesi eşittir. Şunların karelerinin toplamlarıydı. Karelerin toplamı bir an yanlış mı söyledim dedim de doğru söyledim. Yani ne oldu? 2 artı a'nın karesi. Çocuğum bunu açarsam 81 eşittir 25 artı 10a artı a kare 4 artı 4a artı a kare. Biraz düzenleyelim. Şu a kareleri bir toplayayım çocuğum. Ne olacaktır burası? 2 a kare olacaktır. 10a ile 4a var. Artı 14a var. Bak hissettim. A kare artı 7a'ya benzemeye başladı. Çünkü bunun iki katı geldi bana. Şimdi 25 ile 4 var arkadaşlar burada. Bunların toplamları 29. Bunları da şu 81'in yanına atarsam. Yani 81'den 29'u çıkartırsam gençler 52 diye bulurum. Arkadaşlar bunu ben bir iki parantezine alayım. İki parantezine alırsam a kare artı 7a olduğunu tam net görün diye aldım. Aslında normalde direkt bölerdim ama siz görün diye yani böyle yaptım. Neyse canlarım. A kare artı 7a 26 diye bulundu ama bana onu sormamıştı. Bana sorduğu şey bunun yarısıydı. Yarısı da ne olacaktır sevgili arkadaşlar? 13 diye bulunmuş olacaktır. Hemen diğer soruma geçiyorum. Diğer sorumda bana diyor ki analitik düzlemde ABC üçgeni verilmiştir. Ne vermiş bana çocuğum? ABC üçgeni vermiş. ABC üçgenin kenar orta noktaları DEF noktalarıdır. Yani şunlar orta noktalarmış. ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezinin koordinatları toplamı nedir? Arkadaşlar formülleri lütfen
Yazın. Lütfen siz bir yere yazın. Ben de şu an yok. Yani yer az diye ben yazmadım. Ama yine de içime sinmiyor. Çünkü bu soruda bilmeniz gerekir. Ben olmazsa şunları harflendireyim. Hem formül gibi yazalım hem de sorun çözümünde kullanalım. Şimdi burası nedir arkadaşlar? Buraya harf vereyim ben. A, B diyeyim. Şu B noktasına C, D diyeyim. C noktasına da E, F dedim. Bana sorduğu G ağırlık merkezi de X, Y olsun. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezini eğer ben bulacaksam ağırlık merkezi nasıl bulunuyordu? Bu üçgenin 3 tane koordinatını görüyorsunuz siz. X'lerin toplamının 3'e bölümü X'i verecekti bana. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. G, X, Y'yi ben bulacaksam eğer bu buraya sığmaz. Şunu ben hemen bir şu tarafa almak istiyorum gençler. G, X, Y'yi eğer bulacaksam dediğim gibi şuradan yazayım ki sığsın. Bakın G, X, Y'yi yazıyorum. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Üçgenin koordinatlarının x değerlerini topluyorum. Bakın a artı c artı f. Hepsini şu x'lerini topluyorum çocuğum. Görüyor musunuz? Bunların toplamlarının 3'e bölümü bana x değerini verecek. Yani x bu. Sonra da şu y değerlerini topluyorum. Bakın şunlar. B, C ve F. Bunların toplamları da B, D ve F. Pardon C dedim yanlışlıkla. Toplamlarının 3'e bölümü de bana neyi verecekmiş? Ağırlık merkezinin Y değerini verecektir. Arkadaşlar şimdi size burada şunu orta noktalar olarak vermiş. Bakın bunu boşuna vermedim. Gerçekten yani babasının hayrına vermedi öyle diyeyim size. Mutlaka işinize yarayacağı için vermiştir. Orta noktayı nasıl buluyordum? Mesela D noktası için bir yorum yapalım. D noktasına bakın. D noktasının X değeri 1. Orta noktayı bulurken de buradaki bu X değerlerinin toplamının yarısını alıyordum. Yani bakın 1 eşittir. A artı C bölü 2. Bu ne? X değerlerinin toplamı. Yani A artı C'yi ben ne buldum sevgili arkadaşlar buradan? 2 buldum. Şimdi Y'ler için de aynı şey geçerli. Bakın Y'ler de 3. Bakın görüyorsunuz burası 3. Burası B, burası D. Yani Y'lerin toplamı B artı D'nin toplamının yarısı 3'e eşit. Yani B artı D ne oldu arkadaşlar? 6 oldu. Hemen bir daha bir rengimi değiştireceğim. Bu sefer de yeşil yaptım. Bu hangisi için yapıldı arkadaşlar? Ben burada bunu D için yorumladım. Şimdi bu sefer de F'yi yorumluyorum. Bakın F için yorum yapıyorum. F'yi görüyorsunuz. F burada. Bakın C burası, E burası. X değerleri. Ortadaki F'nin X değeri de 5. Bu şu anlama geliyor. 5 eşittir. C artı E bölü 2. C artı E buradan 10 geldi. Aynı şey y'ler için de geçerli sevgili arkadaşlar. Bakın burada 2 var. 2 eşittir diyorum. D artı F bölü 2'den D artı F'yi ben ne buldum sevgili gençler buradan? 4 buldum. Bakın şurayı da yapmış oldum. Şimdi bu tarafa geldim. Rengimi bu sefer de mavi yapmışım. Yeşil kullanmışım. Siyah yapayım arkadaşlar. Bakın bu sefer de E için yorum yapacağım. Kim için yapıyormuşum yorumumu? E için yapıyormuşum. Şuraya sığdırmaya çalışacağım da inşallah sığar. Şimdi bakın arkadaşlar 3 eşittir A artı E bölü 2. 3 eşittir A artı E bölü 2 ise buradan A artı E'yi ben ne bulacağım? 6 bulacağım. Aynı şey gençler bu 6 da OBS almıyor. O yüzden sığar mı sığmaz mı diye korkarak yazıyorum. 4 eşittir B artı F bölü 2'den burası 2. Böyle ikisi var arkadaşlar. Sığmadı sanırım oraya. Ben şuraya yazıyorum. B artı F'nin ne olduğunu söylüyorum. 4 kere 2'den 8. Şu C, Y değerlerini yaptık. Bakın şu, şu ve şunun üzerinden yorum yaptım. Bunları bulduktan sonra bana neyi sorduğuna bakalım bir arkadaşlar. ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezinin koordinatları toplamını soruyordu. Bakın soru işareti eşittir. Şunların yani X artı Y'yi soruyor arkadaşlar. X artı Y nedir? Bakın ben bir yazayım size. A artı C artı F. Paydaları aynı görüyorsunuz. B artı D artı F bölü 3. Şimdi bunu farklı şekillerde ben buna ulaşabilirim. Ama şöyle şu bulduklarımın hepsine yani bir bütüne baktığımız zaman arkadaşlar iki tane A var, iki tane C var, iki tane B var. Yani hepsinden ikişer tane var. Ben bunların hepsini taraf tarafa toplarsam buraya ben Türkçe yazmış oldum yine. Taraf tarafa toplarsam iki tane A. 2 tane B. O zaman iki parantezin alıyorum arkadaşlar. Artı C. Yerim çok dar. Yaz inşallah sığar. Şurada belki çek yani yazmaz diye aşağı ineceğim arkadaşlar. D dedim, E dedim. Bir de F mi var? Hadi onu da yazayım ya. Şöyle bak parantez. A artı B artı C artı D artı E artı F.
Bunların toplamları şunların, bu tarafın toplamı. 2 artı 6 artı 10 artı 4 artı 6 artı 8. Bu da nedir arkadaşlar? 36'ya eşittir. Peki ama bana yine neyi sormuştu gençler? A artı B artı C'yi sormuştu. O zaman 2'ye bölersem A artı B artı C artı D artı E artı F'yi 18 diye buldum. Gençler zaten bana, bakın burada işaretlemiştim ya ben, ay, kalemi kaybediyorum bazen. Bana sorduğu şey soru işareti, bunların içe bölümü değil miydi? Yani ben bunu nasıl bulacağım? 18'i 3'e böleceğim ve 6 diye aradığım yanıta ulaşmış olacağım arkadaşlar. Üçüncü soruda iki tane doğru vermiş bana. Alttakini görüyordur, üsttekini ben bir yazayım. 2x eksi 3y eksi 6 eşittir 0 doğrusuyla. X eksi 2y eksi 8 eşittir 0. Analitik düzlemde doğruları ile, yani bu doğrular ile koordinat eksenleri arasında kalan dörtgenin alanı kaç birim karedir demiş yavrucuğum. Kaba taslak çizimler yapalım. Yani şöyle bir kaba taslak bir koordinat düzlemi çiziyorum. Birincisine bakayım. X'e 0 versem, bakın burada X'e 0 versem, Y'miz bizim ne olacaktır burada arkadaşlar? Eksi 4 olacaktır. Y'ye 0 versem, X'in ne olacaktır gençler? 8 olacaktır. Şimdi 8 ile eksi 4'ten geçen bir doğru var. Çizgiyle çizeyim ya. Sonra çirkin oluyor. Bu sefer baktığım zaman diyorum ya ne kadar çirkin çizmişim diyorum. Böyle bir çizgi olsun. Tamam. Bu hangisi? Birinci doğru. Bu birinci doğruya bir hatta isim vereyim. D1 doğrusu diyorum. Bunun adı neymiş? D1'miş. Şunları da biraz uzatayım eksenlerimi. Şimdi rengimi değiştireyim arkadaşlar. Yeşil yaptım. Çocuğum bu sefer de şu denklem. Bu denklemde ben x yerine eğer 0 yazarsam y'miz eksi 2 olacaktır. Y'ye 0 yazarsam, bakın y'ye 0 yazıyorum. X'im ne olacaktır? 3 olacaktır. Yine bunları çizelim gençler. Bu doğruyu ben yine kaba taslak çizeyim. Şöyle bir şey. Yani tam olarak ne olur mu? Bunlar paralel değil tabii ki arkadaşlar. Çünkü eğimleri farklı. Eğimleri farklı olduğu için de kesinlikle paralel değildir diyeceğim. Şimdi şu değerleri de yazayım. Burası neydi? Eksi 2'ye x'i de 3'tü. Şimdi bana diyor ki analitik düzlemde bu doğruların ile koordinat eksenleri arasında, bak şimdi doğrular burası, koordinat eksenleri de burası. Sorduğu yeri bir saptamam lazım. Şu olanı soruyor. Yavrum bu haliyle bu birinci sorunun aynısı değil mi ya? Vallahi çok benzettim. Ben çok benzettim yani. Nedir bu? Büyük üçgenden küçük üçgeni çıkartacağım. Ha, isterseniz harflendireyim. Buraya O dedim, A dedim, B dedim. Buraya C dedim. Buraya da D dedim. Yani ben ne yapacağım? Benim aradığım alanı, taralı alanı bulmak için alan ACD'den, pardon, OCD, OCD'den, yani şu büyük üçgenden küçük üçgenin alanı çıkartacağım arkadaşlar. Alan OAB'yi çıkartıyorum. Çok kolay. Ay, ben gene unutuyorum. Arkadaşlar sizden gene rica ediyorum. Lütfen beğenin, takip edin, önerin ve yorum yapın. Arkadaşlar yorumlar benim için gerçekten çok önemli. Çünkü böyle hani istediğim kadar izlenmiyor. Yani böyle yeteri kadar kişiye zaten ulaşmıyor maalesef. Tabii izleyenler devam ediyorlar. Yani bir kere tıkladıkları zaman genelde devamı geliyor. Ama işte böyle hani o yorumlar da benim motivasyonumu artırıyor. Yani yorum yazın arkadaşlar sizden ricam. Ve önerin de ya. Yani gerçekten çünkü buna da ihtiyacım var. İnsanların duymasını istiyorum. Yani izlemesini, faydalanmasını istiyorum. Kısmet. Neyse devam edeyim. Canlarım şimdi devam ediyordum. OCD demiştim. Yani büyük üçgendi. Yavrum şurası 4. Burası 8. Yani ne yapacağım? 4 çarpı 8 bölü 2. Küçük üçgene bakın. Şurası 2 birim. Bu arada bunlar uzunluk, bunu unutmayın arkadaşlar. Koordinat düzleminde belirtilmiş ama uzunluk olarak alanları hesaplıyorum. Şunları sadeleştirin 2 oldu. Burası ne oldu canlarım? 16 eksi. Bunları da sadeleştirin 3 oldu. Aradığım yanıt 13 olarak bulunmuş oldu. Üzerine yazı yazmışım ama B şıkkı. Hemen diğer soruma geçiyorum. Şimdi gene bu yukarıdaki görünmüyordur muhtemelen arkadaşlar. Şunu söylemiş. Kök 3x artı y eksi 6 eşittir 0 ile x artı y eksi 6 eşittir 0 doğruları arasındaki dar açı kaç derecedir? Yavrum hiç korkma. Yani sana mutlaka hesaplayabileceğin açılar sorulmuştur. Hiç korkmadan bir koordinat düzlemimizi çizelim. Doğruları da koordinat düzlemini bir gösterelim hemen. Bakın şimdi şurada ben x'e 0, ay kalem bu halen şeymiş, kaleme geçiş yaptım. Ben burada x'e 0 verirsem y'miz ne olacaktır? 6 olacaktır. Y'ye 0 verirsem x'im yine ne olacaktır? 6 olacaktır. 6,6'dan geçen
pardon 6 ya hem x'i hem de y'si 6 olan neyi çizeceğim ben? Doğru çizeceğim. Yine şuradan bir kalem çizgiye geçiş yapayım. Şu benim ilk doğrum. Bu doğru da gençler bir kere şunlar birbirine eşit görüyorsunuz. Dolayısıyla burası ne olacaktır? 45 olacaktır. Bak burayı buldum. Burada 45. Bakalım işimize yarayacak mı? Devam ediyorum. Rengimi yine ben bir yeşil yapayım. İkinci doğrumda yine x'e 0 verirsem y'miz 6 olacak. Yani şuradan geçecek. Bunu biliyorum. Bir de arkadaşlar y'ye 0 verirsem eğer y sıfırsa x'im ne olacaktır? 6 bölü kök 3. Bunu da eğer ben paydasını rasyonelleştirirsem 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 olacaktır. Şurası 2 kök 3 şuralarda bir yerdedir gençler. Şöyle şuradan geçecek olan bir doğru. 2 kök 3 diye buraya yazdım. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu üçgenin özelliklerinden burada bir 30-60-90 üçgeni var. Oradan da yapabilirsiniz. Veya ne yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar? Eğimden de gidebilirsiniz. Bakın burada eğimden de yorum yapabilirsiniz. Ben şunu üçgenle yaptım. Bunu da üçgenle yapayım. Burası 6. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katıydı. Yani şuraya baktığımız zaman arkadaşlar burası 2 kök 3'ün kök 3 katı. Yani 6 buradan geliyor. Yani şu açı kesinlikle nedir? 60'tır gençler. Şimdi bunu eğimden de yapabilirdiniz. Eğim neydi? Y'yi yalnız bırakıyorum. Onu da bir açıklamak istiyorum size. Y'yi yalnız bırakıyoruz. X'in katsayısıydı. Y'yi yalnız bırakıp X'in katsayısını alırsanız eğimim benim eksi kök 3 olacaktır. Eksi kök 3 de 120 dereceye karşılık gelecektir. Eğim açısı neydi gençler? Bu arada şurayı bir göstermek istiyorum. Şurası benim eğim açımdı. Burası 120 ise burası da 60. Bu böyle yorumlayabilirsiniz. Fark etmez. Her ikisine göstermiş olayım. Şimdi soru bana neyi sormuştu? Sorunun bana sorduğu şey arkadaşlar, bu doğrular arasındaki açıyı soruyordu. Bak iki tane doğru, biri yeşille birini de maviyle çizmişim. Şu aradaki şu açıyı soruyor. Şimdi yavrum şurası 60. Bakın burayı 60 buldum. Burası 45. İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşitse x demeyeyim. X var, x de karışmasın. A diyeyim. A artı 45 ne olacakmış? 60 olacakmış. O zaman benim A değerim 15 diye bulunmuş oldu sevgili arkadaşlar. Beşinci soruda doğrunun analitiğinin bir problem uyarlaması var arkadaşlar. Bu soruları farklı yöntemlerle çözebilirsiniz. Oran orantıyla, benzerlikle çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim konumuz analitik geometri olduğu için ben bunu doğru denklemiyle çözmek istiyorum. Arkadaşlar birkaç tane doğru denklemi olduğunu daha önceki videolarda söylemiştim. Ama benim için burada hangisini kullanmak daha kolay olur? Y eşittir mx artı n'i kullanarak ben size yorumlamak istiyorum. Çünkü kolay olsun diye. Y eşittir mx artı n ile yorumlayacağım. Şimdi bir kere şu n doğrunun y ekseni kestiği nokta. Bu neymiş? Y ekseni kestiği nokta. Arkadaşlar lütfen bunları not alın. Sizden rica ediyorum. Çünkü bu şekilde ancak öğrenebilirsiniz. Yazarak öğrenebilirsiniz. Neymiş? Y ekseni kestiği noktaymış. Yavrucuğum öncelikle şu A'yı bir yorumlayalım. A'nın eğimi lazım bana. Şimdi A şu açık maviyle gösterilen yer. Eğim açısı şurası. Bak şunu bir tam karalayayım. Ama bu bir geniş açı. Ben bunu ne yapacağım? Şu dar açıdan bulacağım. Bunun eksilisini alacağım. Peki bunun eğimini hesaplayacak olsam. Eğim A desem ben. Eksi olacağını biliyorum. Bakın eksiyi açtım, yazdım. Çünkü geniş bir açı. Bir kez daha söylüyorum. Eğim açısı şu koyu karaladığım yerde. Bunun bu içerideki üçgene göre 90 bölü 10'dan 9 bölü 1 yani 90 bölü 10 diye hadi uzunca yazayım. Eksi 9 A'nın eğimi olduğu. Şimdi ben A doğrusunun denklemini yazıyorum. Y eşittir eksi 9x. Nerede kesmiş canım öğrencilerim? 90'da. Bu A'nın denklemi. Bu A'nın denklemi. Şimdi bir de bana ne lazım? Diğerlerinin denklemleri lazım. B'nin denklemi lazım daha doğrusu. Aynı yorumu B için yapıyorum. Yavrucuğum genel format bu. Y eşittir mx artı n. Şu anda ben kim için yorum yapıyorum? B için yapıyorum. B'nin yine eğim açısı burası. Bak şu koyu renkli olan eğim açısı. Karaladım yani içini karaladım. Ama ben bunu hesaplayabilirim. Bana ne lazım? MB lazım. MB'yi bir şuraya yazayım. Eksi olacağını biliyorum. 90 bölü 15 diyorum. Yani eğimi ne olur arkadaşlar? Eksi 6 diye bulunmuş olur. Benim y, yani y dediğim b doğrusunun denklemini yazıyorum. Y eşittir. Eksi 6x artı 90 diye yazacağım. Çünkü arkadaşlar yine b doğrusu da y eksenini 90'da kesiyor. Bu yüzden. Şimdi iki tane
Bazen şu kalemi kaybediyorum diyorum ya, işte şimdi buldum. İki tane benim doğrum var. Arkadaşlar bunlarla ilgili bir şey sormuş bana. Bakın şimdi. Yalnız soruyu da okumadan galiba başladım. Soruyu ben bir daha bir size okuyayım. Sabit hızda ilerleyen ve depolara özdeş olan A ve B araçlarının kalan yakıt miktarı ve zaman grafiği yukarıda verilmiş oluyor. Bu neydi? Kalan yakıt miktarı ve zaman grafiğiydi. Buna göre iki araç aynı anda yola çıktıktan sonra kaç saat sonra A aracının deposunda kalan yakıt miktarının B aracının deposunda kalan yakıt miktarının oranı 7 bölü 8 olur. Yani şimdi ben soruları tabii önceden okuyup bilgiye bakıyorum arkadaşlar. Öyle olunca da bir an böyle bir şaşırdım yani. Bir de bugün bir sürü işim var. Bu videoyu hazırladıktan sonra bir sürü işim olacak. Onun için de biraz acele ediyorum. O yüzden herhalde okumayı unuttum orada. Neyse şimdi okumuş oldum. Neyse şimdi kalan yakıt miktarları bana neyi belirtiyor? Y kalan yakıt miktarı. Ona bir bakalım. Y neymiş? Kalan yakıt miktarıymış. Çünkü öyle olduğunu söylemiş. Burası Y ekseniydi. Burası da X ekseniydi. Kalan yakıtlar Y ise bunların oranlarının ne olmasını istiyor? 7 bölü 8 olmasını istiyor. Bu arada hangisinin A'nın B'ye oranının 7 bölü 8 olmasını istiyor? Yavrum A buydu. Tamam mıyız? Yani buradaki x değerini soruyor bu arada. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bana saati sormuş. Bana sorduğu şey ne? Saat. Yani zamanı soruyor. X'i sorduğuna göre ben şurada hemen A yerine, yani A yerine yazıyorum. Artı 90 diye. Oradaki x'i bulacağım. 7 bölü 8 iken y'lerin oranı 7 bölü 8 iken x'in kaç olduğunu bulacağım. Eksi 6x artı 90 oldu. Yavrucuğum işler çarpımı yapalım. Şuraya hemen yazayım. Eksi 42x artı 630 eşittir. Eksi 72x artı 720. Bunları bir araya topluyorum arkadaşlar. Bu taraf ne oldu? 30x oldu. X'ler bir araya geldi. 630'u da öbür tarafa atarsam 90 olur. Buradan x'imi ne bulurum? 3 olur. Yani 3 saat sonra oranları ne olacakmış arkadaşlar? 7 bölü 8 olacakmış. 6. soruda bir koordinat sistemi vermiş. Bir AB doğrusu vermiş arkadaşlar. Bir de y eşittir 2x, y eşittir 1 bölü 2x doğrularının vermiş. Bunların hepsinin sırayla D ve C noktalarına kesiştiğini söylemiş. ODC üçgeni, yani şu sarı üçgenin alanını sormuş. Şimdi arkadaşlar bir kere şu D ile C noktalarının koordinatlarını bulalım. Koordinatlarını bulmam için de bana BC, BA yani AB doğrusunun denklemi lazım. Bir bakalım arkadaşlar. Y eşittir mx artı n'i yine kullanmak istiyorum. Bu videoda hep bunu kullandım. Bununla devam edelim. Birinci bir soruda daha kullanmıştım. Bir kere arkadaşlar benim buradaki eğimim ne olacaktı? Negatif olacağını biliyorum. Çünkü benim açım geniş açı. Şurası 3 bu arada. O 3'ün üzerini karalamış olmayayım. Benim eğim açım şurası ve negatif. Negatif olduğunu biliyorum arkadaşlar. Çünkü geniş açı. Bir kez daha söyledim. Yavrum burası 3, burası 6. O zaman benim buradaki eğimim nedir? 6 bölü 3'ün negatif olanıdır. Yani 6 bölü 3 nedir? 2'dir. Ama eksi 2x olması lazım. Artı n diyor. N dediği de bu y eksenini kestiği noktaydı. Yani eksi 2x artı 6 benim neyim oldu? AB doğru mu oldu arkadaşlar? Bu AB doğrusu oldu. Şimdi bana D ve C noktaları lazımsa eğer, arkadaşlar farklı şekillerde çözebilir bu arada bu soru ama ben bu şekilde çözmek istiyorum. Şu D noktasını bulmak istiyorum. Sonra C noktasını bulacağım. Ondan sonra yine farklı şeyler yapılabilir. Mesela birinci videoda ben 3 noktanın koordinatı biliniyorsa alan hesaplamayla ilgili determinantlı bir formül vermiştim. Onu kullanabilirsiniz. Ama ben bu soruda onu kullanmayacağım. Yine farklı bir şey yapacağım. Peki, beraberce bir devam edelim. Doğrularımdan bir tanesi y eşittir eksi 2x artı 6. Diğeri ne çocuğum? 2x. Şimdi ben bunları ortak çözerek bu şu D noktasının koordinatlarını bulabilirim. Ortak çözersem, yani bunları birbirine eşitlersem 2x eşittir eksi 2x artı 6 olur. 4x eşittir 6x eşittir 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 oldu. Y değerini bulabilirim arkadaşlar. Eğer x yerine 3 bölü 2 yazarsam, mesela şurada yazarsam, D noktasının x koordinatı 3 bölü 2, burada da 3 bölü 2 yazarsam, y değeri de 3 diye D noktasını bulmuş oldum. C noktası da AB doğrusuyla şu y eşittir 1 bölü 2x'in kesişimi. Yani y eşittir arkadaşlar, eksi 2x artı 6, y eşittir 1 bölü 2x. Bu denklemleri ortak çözeceğim gençler. Yani x bölü 2, eksi 2x artı 6. Şu paydadaki 2 ile bu tarafı çarpayım. Eksi 4x artı 12 oluyor.
5x eşittir 12 oluyor. Arkadaşlar yer çok az. O yüzden ben direkt yazacağım. X eşittir 12 bölü 5 oldu. Y değerini bulmak için ne yapacağım? Mesela şurada yazabilirim. Şurada ben Y değerini bulmak istersem eğer Y eşittir 1 bölü 2 çarpı 12 bölü 5. Bakın böyle. Bunlar sadeleşir. Y eşittir 6 bölü 5 diye bulundu. Çocuğum ben burada hangi doğru noktayı bulmuş oldum? Benim burada bulduğum doğru nokta ne oldu? Doğru diyorum. C noktasını buldum. Bakın X'i bu. Y'si de bu. Şuraya yazayım çünkü şurada benim resmim var. Belki tam çıkmaz. C noktası ne oldu arkadaşlar? 12 bölü 5 virgül 6 bölü 5 diye bulunmuş oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar halen bitmedi. Bakın C'yi buldum, D'yi buldum. Ama halen bana sorduğu şeyi bulamadım. Bana sorduğu şey büyük üçgenden şu küçük üçgenleri çıkartılarak ulaşılabilir. Bakın şimdi tabanlarını biliyorsunuz. Tabanı bunun 3. Bunun tabanı da 6. Burada bana yükseklik lazım. Yükseklik nedir arkadaşlar? Bakın C'nin koordinatlarını biliyorsunuz. Yazalım. 12 bölü 5, 12 bölü 5'e 6 bölü 5'ti. Bunun Y değeri nedir arkadaşlar? Yüksekliğidir. Bana Y değeri lazım. Şimdi şu üçgen için bakın. Burada da D'nin, bakın D noktasını da bulmuştuk biz. Neydi D noktamız? 3 bölü 2'ye 3'tü. Bu da bizim D noktamız. Buradaki benim yüksekliğim de arkadaşlar. Bakın yüksekliğimi görüyorsunuz. Şu, bakın şurası Y değeri. Yüksekliği, bu üçgen için yükseklik de X değeri olur. Yani 3 bölü 2 olur arkadaşlar. Şimdi bana sorduğu şey, bakın soru işareti, yani şu taralı alan, büyük üçgen, gençler büyük üçgen hangisi? AOB üçgeni. 6 çarpı 3 bölü 2 eksi. Bakın görüyorsunuz bu kenarlar, dik kenarlar. Şimdi küçük üçgenleri çıkartıyorum. Önce şu üçgeni çıkartayım. Hatta rengimi de değiştireyim. Olmayan bir renk var mı? Siyah kullanmadım. Siyahı kullanayım arkadaşlar. Şu küçük üçgene bakın. Gençler şu üçgen. Bakın burayı hesaplıyorum. Bunun tabanı 6. Yüksekliği biraz önce şu D noktasının X değeri olduğunu söyledim. 3 bölü 2 bölü 2. Eksi diyorum gençler. Şimdi bu tarafa bakın. Bakın şu üçgen. Şimdi burası. Şu üçgen. Şu küçük küçük kesik kesik taradığım yer. Tabanı 7, 3, yüksekliği 6 bölü 5 bölü 2. Şunlar sadeleşti arkadaşlar. Burası 3 kaldı. 9 bölü 2 şurası. Eksi 9 bölü 2. Şu başı da bir hesaplayayım hemen. Burası da ne oluyor arkadaşlar? 3, 9 oluyor. Yani soru işareti eşittir. 9 eksi 9 bölü 2. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Şuradaki 2 ile buradaki 6'yı ben sadeleştirebilirim. Burası ne olur? 3 olur. Eksi 9 bölü 5 oldu. Şu 9'dan şunu çıkarmam daha kolay. Önce onu bir çıkartayım. 9 bölü 2 kalır. 9'dan 9 bölü 2'yi çıkartırsam. Eksi 9 bölü 5 diyor. Çocuğum bunları ben paydasına eşitlersem ne olacaktır? 10'da eşitlenecektir. Zaten şıklara bakarsanız hep ondalıklı olarak vermiş. 45'ten 18'i çıkartırsam 27 olacaktır. Yani bakın bunu 5 ile çarpıyorum. Bunu 2 ile çarpıyorum. 27 bölü 10 payda eşitledim. Sonucumda 2,7 diye ne oldu? Bulunmuş oldu. 7. soruya geldik. Yine muhtemelen bu üst görünmüyor. Ben bir şuraya yazayım. 2x eksi 3y eşittir 11 doğrusu ile diyor. 5y artı kx artı 16 eşittir 0 doğrusu. Y artı 2x artı 1 eşittir 0 üzerine kesişiyorlar diyor. Yani arkadaşlar bu 3 doğrunun bir noktada kesiştiğini söylemek istemiş size. Bakın 3 tane doğrunuz var. Hepsinin ortak kesiştiği bir ne var? Nokta var. Ve size şuradaki K'yı soruyor. K'yı ben bulabilirim. Nereden bulabilirim? Ortak kesim noktasını önce bir bulurum. Sonra da o nokta bu 3 doğruyu da sağlayacağı için oradan giderim. Şimdi şu 2 tane denklemi görüyorsunuz. 2 tane denklemin ortak noktasını bulmak için, kesişimlerini bulmak için ne yapmam? Yani mesela buradaki bu A noktasını bulmam için ne yapmam lazım? Bunları ortak çözmem lazım. Yavrum şöyle baktığım zaman 2x'lerin katsayıları eşit. O zaman şunu rengimi yine değiştireyim. Sonra belki karışmasın. Mavi yapıyorum. Şunu eksiyle çarparsam eğer. Bakın ilki olduğu gibi yazılıyor. 3y eşittir 11. Şunu eksiyle çarpıyorum. Eksi y eksi 2x. Arkadaşlar burası eksi 1 oluyor. Eksi 1'i ben bu tarafa atarsam artı 1 olarak geçecektir. Çünkü eksi çarptığım zaman eksi 1 oldu. Bu tarafa attım artı 1 oldu. Şimdi bunları taraf tarafa işlem yapıyorum. X'lere bay bay. Eksi 4 tane y ne oldu? 12 oldu. Y'miz bizim eksi 3 diye bulunmuş oldu. Y'miz eksi 3 ise denklemlerden herhangi birinde yazıp x'i bulacağım.
İkincisi daha sade. Kısalığın hatırı için daha sade olanda yazıyorum. Eksi 3 artı 2x artı 1 eşittir 0. 2x eksi 2 oluyor. Bu tarafa attım. 2 oldu. X'im ne oldu çocuğum? 1 oldu. Yani benim A noktamın koordinatları 1'e eksi 3 diye bulunmuş oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi bu A noktası şu doğru denklemi ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Yani X gördüğüm yere 1 yazacağım. Y gördüğüm yere de eksi 3 yazacağım. 5 çarpı eksi 3 artı K çarpı 1 artı 16 eşittir 0. Eksi 15 değil mi arkadaşlar? K artı 1 eşittir 0 oluyor. K'mız ne oldu? Eksi 1 diye bulunmuş oldu. Analitik düzlemde A eksi 10 eksi 1 noktasında bulunan bir kişi 3 birim sağ diyor. 2 birim yukarı. 3 birim sağ gidecek diyor. Böyle yapacak diyor. 2 birim de yukarı çıkacak diyor. Peki 2 birim yukarı hareket ederek birinci durak noktası olan A1 noktasına gelmiştir diyor. Buradan A1'e gelecekmiş. Arkadaşlar biraz sonra yorumlayalım. Bir okuyalım soruyu. A1 noktasında tekrar 3 birim sağ, 2 birim yukarı hareket edecek. İkinci durak noktasında olan A2 noktasına gelmiştir diyor. Bu şekilde 3 birim sağ, 2 birim yukarı hareket ederek eninci durak noktası olan AN5K noktasına gelmiştir diyor. Buna göre N artı K toplamı kaçtır? Arkadaşlar çok kolay. Şimdi analitik düzlemde bir nokta varsa, herhangi bu noktamız bizim A noktası. 3 birim sağ derse bakın X değerleri 3 kadar artacaktır. 2 birim yukarı derse Y değerleri 2 birim kadar yine artacaktır. Bakın şimdi eksi 10'umu yazdım. 3 birim sağa gelirse bu artı 3 olacaktır. Değil mi arkadaşlar? Yine Y de 2 birim yukarı gelirse artı 2 olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu birinci A1'e geldi. Şimdi A2'den de bu bulduğumuzda tekrardan aynı şeyi uygulamamızı istiyor. Yani bakın eksi 10'umuz var bizim. Şu 3'e 1 daha 3 ekle diyor. Yani arkadaşlar aslında ben ne yapıyorum? 3'e 2 ile çarparak yani 6 ekliyorum. İlk konuma 6 eklemiş oluyorum. Sonra diyor ki 1 daha 2 ekle diyor. Yani 2 çarpı 2 oluyor. Bakın şurada da 1 olduğunu anlamış oluruz. Ya yani herhalde mantık kavramış olmanız lazım gençler burada. Ne yapıyorum ben? Şuradaki bu n kat sayısı. Şurası n diyecek ya bakın burada n demiş. Şuraya çarpan olarak geliyor. Olayı kavramış olmanız lazım. İsterseniz bir daha da yazabilirsiniz siz. Şimdi ben o zaman a n'e geldiğim zaman eksi 10 artı 3 çarpı n olacağını biliyorum buranın. Bu tarafında eksi 1 artı 2 çarpı. 2 çarpı n olacağını biliyorum yine. Şimdi sevgili arkadaşlar buranın ne olmasını istiyor? 5 olmasını istiyor. Eğer 5 olacaksa eksi 10 artı 3n eşittir 5 dersem 3n eşittir 15. N'im benim ne olur arkadaşlar? 5 diye bulunmuş olur. N 5 ama bir de bana neyi sormuştu? K'yı sormuştu. N 5 ise gençler bakın şuraya bakın. K buydu. K eksi 1 artı 2 kere 5'ten 10. K'mız da ne oldu? 9 diye bulunmuş oldu. Bunların toplamları da ne olur arkadaşlar? 14 olur. 9. soruda koordinat sisteminde OAB üçgeni vermiş. Şurası tam okunmuyor arkadaşlar. Gerçi OBS'den dolayı benimkine gene görünmez de ben buraya yazayım. OAB bir üçgen demiş. Gerçekten öyle OAB bir üçgen. Bakın burada matematikçe bir şeyler ifade etmiş. Şekil düzeninde bunları yerleştirmiş. OA ile OC'ye eşit vermiş. Bakın görüyorsunuz. BC'ye şuraya 6 birim demiş. Buraya 4 birim demiş. AB doğrusunun eğimi kaçtır? Yani arkadaşlar şunun şuna oranını soruyor. Sorduğu şey bu. Bunun negatifini alacağım tabii ki. Çünkü eğim bakın eğim neydi? Eğim açısı burasıydı. Bu açıyı ben direkt hesaplayamadığım için şu küçük üçgende eğim açısını koyu karalayayım. Küçük üçgendeki şurayı hesaplıyordum. Onu da önüne eksi koyuyordum. Şimdi ne yapabiliriz gençler? Bir düşünün bakalım aklınıza bir şey geliyor mu? Ben bu arada kalemimi değiştireyim. Şöyle bir şey yapsak. Yani benim aklıma bu geldi. Şuradan bir dik dik indirsem. Yavrum bunu sana ikizkenar üçgen vermiş. Küçük üçgeni görüyorsun. Görüyorsun. Burası ikizkenar üçgen diye vermiş. Şunu iki eşit parçaya bölecek. 2 2 olacak burası. Aynı zamanda bu da bir dik üçgen. Şuraya şu yüksekliğe aş dersen bu yükseklik hem büyük üçgen hem de o küçük olan ikizkenar üçgenin yüksekliği arkadaşlar. Aş kare eşittir P çarpı K olayı vardı ya hatırladınız mı? Yavrum şunun ve şunun çarpımı aş kare eşittir. O zaman aş kare eşittir 2 çarpı 8'den 16 oldu.
Aşım benim burada nedir arkadaşlar? 4 oldu. Yani yüksekliğim 4 gençler. Yüksekliğim 4. Peki şimdi AB doğrusunun eğimini soruyor. Gençler şuraya hatta ben bir daha mı çizsem diye düşünüyorum. Tam görmenizi istiyorum. Şu üçgeni görmenizi istiyorum. Bakın şu üçgen. Şuraya harf vermemişim. K yok değil mi? K ol. Yok K. K olabilir. M diyeyim. Şuraya M diyeyim. OMA üçgenine bakın arkadaşlar. OMA üçgeninde şu açının ben neyini bulabilirim? Şu dedim ya hani tek çizgiyle gösterdim. Şunun tanjantını bulabilirim. OMA üçgeninde tanjant A. Tanjant A. Tanjant A'mız bizim ne olacaktır? Şurayı 4 birim buldum gençler. Burası 2. 2. Yani 4 bölü 2'den gençler şöyle yazayım. Bazen şeyi kaybediyorum diyorum ya bu fareyi. Yani kalemi kaybediyorum. Şu anda görüyorum ama. 2 diye buldum. Ama bana eğimi sormuştu. Bu 2'nin negatifi olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Çünkü 180 eksi A açısı orası. Öyle düşünün. Yani oraya alfa derseniz öbür taraf 180 eksi alfa. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bunu karıştırmayın. Şu A ile karıştırmayın. Sanki orada karışma ihtimali varmış gibi geldi bana. Bakın şurası bir saniye. Şurası alfa ise burası 180 eksi alfa. Bana da 180 eksi alfanın tanjantı gerektiği için ne oldu arkadaşlar? Eğim benim. Eksi 2 diye bulunmuş oldu. Yani şu açının bulduğum bu tanjant A diye hesapladığımın neyi oldu arkadaşlar? Negatiflisi oldu. Buna ben ne diyebilirim tekrardan? Bir de tanjant alfa diyebilirim. Aşağıda dik koordinat sisteminde 48 birim kare olan, 48 birim kareymiş arkadaşlar. Birim kare olan ABC'de paralel kenarı verilmiştir. Yani şurada bir paralel kenar var. Bunun da alanı 48'miş. Yavrum çok basit ha. Bak şekle baktığım zaman ben hemen gördüm. Şurası 6 birim. Y değeri 6 birimmiş. Paralel kenarın alanı neydi? A çarpı H'tı. Hatırlıyor musunuz? Bu neydi? Paralel kenarın alan formülüydü. Benim buradaki A'yı şu anda bilmiyorum. Şuraya mesela A küçük A demiş olsam A yok değil mi? Bakıyorum da şekle yok galiba. H'ım da benim burada ne oluyor? 6 oluyor. Bunun sonucu da 48 ise A değerim kesinlikle 8. Bakın burayı buldum. Burası 8. Yavrum burası 1 ise burası da ne oldu o zaman? 9 oldu. Ay gene soruyu tam okumadan direkt geçiş yaptım ama buraya kadar verdiği bilgilerle ben bunları yerleştirdim. Şimdi canlarım bakın A noktasının koordinatlarını vermiş. A noktasının koordinatları burada. D noktasının koordinatlarını vermiş. Bunlar paralel kenarın köşeleridir demiş. Bir de şöyle bir oran vermiş sevgili arkadaşlar. Şimdi ben bir rengimi değiştireyim. Oranımı görüyorsunuz. ED eşittir 5EA demiş. 5EA'ya şu EA'ya bir harf vereyim. M diyeyim. Çocuğun burası M ise 5MED'ymiş. O zaman bakın tamamı 5M ise buraya ne kalacaktır? 4M kalacaktır. Peki buna göre C noktasında koordinatlarını sormuş. Yani şunun koordinatlarını bana ne yapmış? Sormuş. Buraya gideceğim. Arkadaşlar burada bir kelebek var. Kelebeği herhalde görmüştürsünüz diye düşünüyorum. Görmediysen de ben senin için şu anda çiziyorum. Bak şimdi kelebeğime bak ne kadar güzel. Çok tatlı bir kelebek. Şimdi şurası bir birim. Burası bir birim olarak verilmiş bana. M'nin 4M oranı. Bakın bu kelebekten geliyor bir kez daha söylüyorum. M'nin 4M oranı. 1'in şuraya oranı. Burası da arkadaşlar bakın tamamı K. Şuranın tamamı K. Bir birim buraysa buraya ne kalır? K-1 kalır. 1'in K-1'i oranı. Şimdi M'ler gitti. 4 eşittir K-1. K'mız bizim buradan ne gelir? 5 gelir. Yani bakın şuranın X değeri 5 birimmiş. Şu K neymiş? 5 birimmiş. Şurası 5 ise. Hatta gene rengimi değiştireyim. Mavi yapayım. Şurası arkadaşlar 4. Burası 4. Peki şimdi C'nin koordinatlarını bulacağım. Bakın şimdi C'ye geçiş yaptım. C'nin Y'si D ile aynı. Kesinlikle Y'si 6. Şimdi X'i yorumlayacağız. Şimdi şunlar birbirine eşler arkadaşlar. Şu iki tane bakın içini karalıyor mu? Bu üçgenler birbirine eşler. Şurası 4 birim. Burası 6 birim. O zaman buraya kadar koordinat sisteminde ben 9'sa, bakın koordinat sistemi için konuşuyorum. 9'du, burası da 4 ise toplarsam 13 benim neyim olur? Bunun x değeri olur. Olay anlaşıldı. Buraya hatta yine bir harf vereyim. N diyeyim. 13'ümüz bizim neyimiz oldu? N oldu. Soru kökü bana N artı 6'yı sormuştu. Değil mi arkadaşlar? Şuraya yazayım. N artı 6'yı sormuştu. 13 artı 6'dan
Canlarım ne buldum? 19 diye bulmuş oldum. Evet sevgili gençler, yine bir dersimizin sonuna geldik. Ay sizden çok rica ediyorum. Lütfen beğenin arkadaşlar videoyu. Takip edin arkadaşlar. Kanalımı takip edin. Bildirimleri açın. Ve lütfen önerin arkadaşlar çevrenizde. Çünkü dediğim gibi sizin desteğiniz olmadan ben hiçim. Ve lütfen yorum yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.